Darwinizmin yetiştirdiği teröristler. Bugün dünyanın dört bir köşesinde terör, soykırım ve katliamlar yaşanmakta, masum insanlar hunharca öldürülmekte, suni sebeplerle birbirlerine düşman hale getirilen topluluklar ülkeleri kana bulamaktadır. Birbirlerinden çok farklı tarihlere, kültürlere ve toplumsal yapılara sahip olan ülkelerde meydana gelen bu olayların her ülkede kendine özgü bazı nedenleri ve kaynakları olabilir. Ancak biraz araştırıldığında her birinin ilginç bir ortak noktası olduğu görülecektir. Bu, dinsiz ideolojilerin toplumlar üzerinde yarattığı manevi tahribattır. Bu dinsiz ideolojilerin en önemli ortak özelliklerinden biri ise militanlarını Darwinizmle eğitiyor olmalarıdır. Başta da belirttiğimiz gibi evrim teorisi, insanların kendilerini sorumlu hissedecekleri ve ahirette hesap verecekleri bir yaratıcı olduğu gerçeğini reddeder. Bu teorinin eğitimini gören bir insan da kendisinin sorumsuz ve başıboş olduğunu zanneder. Bu nedenle de nasılsa kimseye hesap vermeyeceğim diye düşünerek her türlü insafsızlığı, ahlaksızlığı ve vicdansızlığı kolaylıkla yapar hale gelir. Evrim teorisinin terörizme verdiği ikinci önemli destek ise bu teorinin insanı gelişmiş bir hayvan olarak göstermesidir. Dolayısıyla Darwinizme inananlar bir insanın öldürülmesini herhangi bir hayvanın öldürülmesi kadar kolay görürler bölücü terörün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bebekleri, kadınları, yaşlıları ve binlerce masum insanı gözünü dahi kırpmadan öldürebilmesinin ardında yatan neden Darwinci anlayıştır. Darwinizmin bilimsel açıdan geçerliliği olmayan bir safsatı olduğunun insanlara anlatılmasının önemi bu noktada tekrar ortaya çıkar. Darwinizmi bilimsel bir gerçek zanneden, dini duygulardan uzak, Allah korkusu olmayan bazı kimselere darinizme dayandırılan ideolojiler telkin edildiğinde kolayca ikna edilebilmektedirler. Ve bu kapsamlı telkinin sonrasında herkes gibi yaşam süren sade bir insan eline silah alıp dağa çıkabilmekte, masum insanların canına kast edebilmekte ve devletine karşı ayaklanabilmektedir. Çünkü bu kişilere Allah, din, vatan, millet ve bayrak sevgisi yerine dinsizlikleri ve kanlı katliamlarıyla ünlenmiş Stalin'i, Lenin'i, Mao'yu sevip saymaları, insanı hayvan gibi gösteren Darwin teorisine göre düşünmeleri öğretilmektedir. Oysa Allah'ın varlığının delilleri ve Kur'an'da bildirilen güzel ahlak anlatıldığında insanların düşmanlığı, savaşı ve kaos ortamlarını kendilerine hedef edinen bu tür ideolojilere saplanmaları imkansız hale gelir. Allah'a iman eden, ahirette her yaptığının hesabını vereceğini bilen bir insan devletine ve milletine güçlü bir bağ ile bağlanır. Çünkü Allah Kur'an'da insanları bozgunculuk yapmaktan şöyle menetmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O iş başına geçti mi ya da sırtını çevirip gitti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günah sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o. Bakara suresi 205 206 Allah'a verdikleri sözü onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi kesip koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar. İşte onlar lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir. Rad Suresi 25. Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi Allah'tan korkan bir insanın devletine, milletine en küçük zarar dokunduracak bir harekete dahi göz yumması söz konusu değildir. Çünkü Allah'tan korkan bir insan, onun hoşnut olmayacağı ve cehennemde sonsuz bir azapla karşılık vereceğini bildirdiği her türlü tavırdan titizlikle sakınır. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir insan ise kimseye hesap vermeyeceğini zannederek her türlü kötülüğü kolaylıkla yapabilir. Bediüzzaman Said Nursi de dinsiz ideolojilerin özellikle komünizmin doğurduğu anarşist yapıyı bir eserinde şöyle açıklamıştır. Ve sosyalistik ise bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden aşıladığı fikir bilare Bolşevikliğe inkılap etti ve Bolşeviklik dahi çok mukaddesatı ahlakiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan elbette ektikleri tohumlar hiçbir kayıt ve hürmet tanımayan anarşistik mahsulünü verecek. Çünkü kalbi insaniden hürmet ve merhamet çıksa akıl ve zekavet o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir. Daha siyasetle idare edilmez. Bediüzzaman'ın bu sözlerinin de işaret ettiği gerçek şudur. Anarşi, terör ve kargaşa belasının kökeninde insanların saygı, sevgi, merhamet gibi güzel duygulardan uzaklaşması, ahlaki ve insani değerlerini kaybetmesi yatar. Bu beladan kurtulmak için öncelikle yapılması gereken ise dinsizliğin ortadan kaldırılması ve insanlara Allah korkusunun ve Kur'an ahlakının öğretilmesidir. Şunu unutmamak gerekir ki devletine ve milletine karşı ayaklanıp bölücü faaliyetlerde bulunanlar kadar bu duruma seyirci kalarak imkanları olduğu halde devletine destek olmayanlar da aynı materyalist bakış açısını taşıyor demektir. Çekimser davranan kişilerin tek amaçları kendi hayatlarını devam ettirebilmektir. Çevrelerinde olup bitenler kendilerine dokunmadığı sürece rahatsız olmayan bu kişiler, dinin insanlara kazandırdığı fedakarlık, kardeşlik, dostluk, dürüstlük ve hizmet anlayışından yoksun kimselerdir. Bu kişilerin şerefli bir hedefleri yoktur hayatları boyunca sadece devletin imkanlarını tüketerek milletin karşı karşıya olduğu tehlikelerden habersiz bir şekilde kendi nefislerini tatmine çalışırlar. Bu tür insanların durumu Kur'an'da şöyle açıklanmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şu örneği verdi. İki kişi, bunlardan birisi dilsiz, hiçbir şeye gücü yetmez ve her şeyle efendisinin üstünde bir yük. O, onu hangi yöne gönderse bir hayır getirmez.'' şimdi bu adaletle emreden ve dost doğru yol üzerinde bulunanla eşit olabilir mi? Nahıl Suresi 76 Ayette de belirtildiği gibi dost doğru yol üzerinde bulunan, dinine bağlı, Allah'tan korkup sakınan, manevi değerlere önem veren, vatanına ve milletine hizmet şevki içinde olan bir kişinin bulunduğu topluma büyük hayırlar getireceği kesindir. Bu yüzden insanların gerçek dini öğrenmeleri ve Kur'an ahlakına uygun yaşamaları son derece önemlidir. Bu üstün ahlakı yaşayan insanları ise Allah bir ayetinde şöyle tanımlamıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak dost doğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Haç Suresi 41